yerinden mağdur buyurun sizden. Buyurun kuzordu. 5 tane araba geldi. Bodrum'da 5 yıldızlı bir otelin önünde yaptıkları eylem nedeniyle gözaltına alınan işçilerle sendika örgütlenme uzmanı adliyeye sevk edildi. İşçiler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Fernas Maden Şirketi'ndeki 7 işçi iddiaya göre sendikaya üye olduğu ve çalışma şartlarına itiraz ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler ve Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri firmanın sahibi AK Parti milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olduğu öğrenilen Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki 5 yıldızlı otelin önünde basın açıklaması yapmıştı. Daha sonra otel önünde çadır kurarak eylem yapan az sayıdaki madencinin eylemi yerli ve yabancı turistlerin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle sonlandırılmak istenmiş, işçilerin direnmesi üzerine jandarma tarafından dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3'ü işçi, biri sendika örgütlenme uzmanı ve biri avukat olmak üzere toplam 5 kişi gece serbest bırakıldı. Yeniden otel önüne giden 2 işçiyle sendika örgütlenme uzmanı gece geç saatlerde tekrar gözaltına alındı. Bodrum'daki çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de adliye önünde bir araya geldi. Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Abdülrahim Demir Yürek adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Fernas Maden İşletmesi'nde 7 tane işçi arkadaşımız sendikaya üye olması nedeniyle işten çıkartıldı. Bu süreç içerisinde Bağımsız Maden İş'in sendikal mücadele tarzında müzakere her zaman esastır, önceliklidir. Müzakere tarihinde aynı şekilde bir işletmede de bir yapılacak eylem alanında da her zaman müzakereyi önemseyen bir sendikadır. Keza işten atılmalardan sonra sendika heyetimiz işletmeyle defalarca kez görüşme talep etmiş, bunların hepsi reddedilmiştir. 7 arkadaşın işten çıkartılmasından sonraki süreçlerde bu meseleyle ilgili sendikamıza üye olan ve maden işletmesinin çoğunluğunda üye olan işçi arkadaşlarımız 7 arkadaşının işten çıkartılması, işçi sağlığı ve işçi güvenliği önlemlerinin alınmaması ve Soma Havzası'na göre ücretlerinin düşük olması nedeniyle bir direniş başlattılar. Bugün bu direnişin 22. günü. Biz defaten sürecin en başına itibaren direniş başladığında Fernas'ta 70 tane madenci arkadaşımız gözaltına alındı. Biz ısrarla anayasanın 51. maddesini sendikal hakları düzenleyen bir anayasal hakkı defaten savunduk. Türk Ceza Kanunu 118. maddesi sendikal hakları önlemesine yönelik bir müeyyide gören maddeyi defaten savunduk. Her zaman eylemimiz meşruydu, haklıydı. Bunu tüm kamuoyu da gördü. Maden işletmesinin içerisindeki kimyasal suları, çamurlu suları tüm kamuoyu gördü. Madencilerin talebi kendilerinin görülmesi. Biz 3 gün boyunca Bodrum'da Ferhat Nasırlıoğlu'na ait Cape Bodrum lüks şatafatlı otelin tam karşısında direnişimizi sürdürmek üzere yola çıktık. Bunda çok kararlıyız. Bugün arkadaşlarımız gözaltına alındı. Mevcutlu bir şekilde bugün adliyeye getirildi. Burada aslında bize bir şikayette bulundu otel müdürü Cem Bey. Cem Bey kendisi Samandağlıdır. Madenciler Samandağ'da mücadele yürütmüşlerdir. Hayatlarımızı kurtarmışlardır. Cem Bey bu madencileri kendisi başta görmüyor. Bu şatafatlı hayat, bu lüks oteller içerisinde bu madencilerin bu mücadelesini yeraltı sularında sefalet içerisinde düşük ücretlerle çalıştırılmasını kendileri görmüyorlar. Biz görmeleri için buraya geldik ama bize uygulanan muamele gene aynı. Madenciler hakime, savcıya hukuku da öğretecek. Madenciler kazanacak, direnerek kazanacak. Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.